Yeniden hoş geldiniz. Pimpon topu simülatörünün bir musluktan akan sudan çok bir yerden dökülen kuma benzediğini fark etmişsinizdir. Topların nasıl da birbirleri üzerinde biriktiğini görüyor musunuz? Bu simülasyona benzeyen bir simülasyonu kayıp balık Dory'de kullandık. Bu sahnedeki kum ya da burada gördüğünüz Doğu Avustralya akıntısı. Suya benzeyen bir hareket elde edebilmek için topların katı yüzeylerinden kurtulmamız gerekir. Yani pimpon topları gibi zıplamamaları, bir araya geldiklerinde ezilip yumuşak bir çarpışma hissi vermeleri lazım yumuşak çarpışma suya etkiyen basınç kuvvetlerinin bir benzeridir. Bu simülasyonun çok havalı bir ismi de var. YPH yani yumuşak parçacık hidrodinamiği. Hidrodinamik sıvıların hareketi anlamına gelir. Şimdi de yumuşak parçaların birbirleriyle nasıl bir etkileşimde bulunduklarına bakalım. Parçacıkların çarpışmasını, çarpışma yumuşaklığı ayarını kullanarak düzenleyebiliriz. Gerçeğe epey yaklaştık öyle değil mi? Kullanabileceğimiz bir başka parametrenin adı akışmazlıktır. Akışmazlık, sıvıların ne kadar kolaylıkla aktıklarını bize gösterir. Su gibi akışmazlığı düşük olan sıvılar kolaylıkla akarlar. Bal gibi yüksek akışmazlığa sahip sıvılar ise daha yavaş akarlar. Parçacık sayısı arttıkça hesaplama sayısı da artacağı için program yavaşlar. İşte size Kayıp Balık Nemo'dan bir YPH örneği. Bir balinanın ağzında gerçekleşiyor. Hareketlerini daha kolay bir şekilde gözlemleyebilmek için parçacıkları toplar olarak çizdik. Sıradaki alıştırmada daha geniş yelpazeli bir hareket elde edebilmek için farklı parametreleri kullanmayı öğreneceğiz. Görüşmek üzere.